اللهم زد ولا تنقص بهبة سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sayın Genel Başkanım, Memur Sen İl Temsilcim, Hakış İl Temsilcim, Kırıkkale'mizin sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, sendikalarımızın değerli temsilcileri ve başkanları, Sayın Eş Başkanım, davetimizi kırmayarak misafirimiz olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Türkçe İl Temsilciliğinin bu toplantısının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sözü uzatmaya gerek yok. Sözün sahipleri burada. Arkadaşlarımız bir tanıtım videosu gösterecekler. Ondan sonra Sayın Aziz Başkanım, Sayın Memur Sen İl Başkanım, Sayın Hakış İl Temsilcim, değerli Memur Sen Şube Başkanlarım, Baro Onursal Başkanım, Saydes temsilcim, kıymetli kamu çalışanları, aranızda mevcut üyelerimiz de var. Kıymetli üyelerimiz, hoş geldiniz. Türkçe tanıtım toplantımıza şerefler verdiniz. ...1971 yılında Demiryolu Memurlar Derneği'nin Adana Şubesi olarak kurulan vakfın ilk başlangıcı sadece demir yollarındaki memur arkadaşlarımızın haklarını korumak anlamında yönetime karşı çalışanın hakkını savunmak, onları daha iyi şartlarda çalıştırmak ve destek olmak adına kurulmuş bir derneğin şubesinin diğer yıllarda daha çok büyüyerek 1990 yılında sandıklaşmasıyla başlayan bu hareket 2003 yılına geldiğinde biriktirme yardım fonunu oluşturmuş ve bu fonlama sayesinde aslında hepimizin kaygısı olan geleceğimizi sağlama almak, memurun, işçinin daha iyi bir emeklilik hayatını sağlamak adına çeşitli çalışmalar yapmış arkadaşlarımızın bu fonlama sistemini 2005 yılında mevcut yapı içerisinde çıkan yasa gereği kaynaktan kesilme işlemi durdurulduğu için Demiryolu Memurlar Derneği'nin kapanması gündeme geldiğinde Adana şubedeki büyük fon oluşumu ve aidat kesebilecek güçlü bir şube olması nedeniyle artık genel merkezin Adana'ya taşınması, diğer kaynaktan aidat kesintisi yapamayan şubelerin kapatılması kararı alınması üzerine Adana'da genel merkez teşkili haline gelmiş ve 2013 yılında 2005 yılında başlayan çalışmalarını 2013 yılında yapmış olduğu inşaat çalışmalarıyla demir yollarının vermiş olduğu emekli teşviğindeki 22 milyona varan ödemeleriyle taşlandırmış bir kurumdan bahsediyoruz. 2014 yılında Adana, Mersin ve Gaziantep içerisinde kalmış küçük yapıyı işçisine kadar açan 60 milyon mizana sahip, üyelerine 27 milyon ödeme yapmış, 22 milyonu sadece biriktirme yardım fonundan ayrılan ve emekliye sevk edilen arkadaşlarımızın birikimlerinin dönüşümü şeklinde ayrıca 40 daire bir inşaat, bir çalışmayla ev sahibi yapıp üyelerini bugünlere gelmiş bir vakfın tanıtımı için aranızdayız arkadaşlar. 2015 yılında demir yollarındaki hizmet veren tüm dernek ve sendikalarımızla yaptığımız toplantılarımızda artık memurun, işçinin, kamu çalışanının siyasi görüşüne bakmadan birlik halinde, beraberlik halinde sendikalarında vermiş oldukları hak kavgalarının yanı sıra geleceklerini daha güçlü bir emekli, daha güçlü kamu çalışanının geleceğini sağlamak adına bu çeşit konularda da birlik beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini Adana'daki arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda netleştirmiş ve demir yollarında bu imkanlardan faydalanan arkadaşlarımızın yaşadıkları olumlu hareketlerin dışarıdaki kamu çalışanlarımıza daha güçlü bir hale getirerek kamu çalışanının gelecek kaygısını ortadan kaldırmak adına tüm kamu çalışanları ve emeklileri vakfı kurulmuştur. Allah'ın izniyle tüm kamu çalışanlarının en büyük kaygısı olan çocuklarının geleceği, kendilerinin geleceği, emeklilik hayatı, çalışırken
kısa vadeli yatırımlarla nasıl arabamı alabilirim, nasıl evimi alabilirim, nasıl çocuklarımın geleceğini en iyi şekilde hazırlayabilirim kaygısını sona erdirmek adına yola çıkmış bulunmaktayız. Demir yollarında TCDD işletmesi çatısı altında kurulmuş derneğimiz bugün itibariyle vakfa dönüştürülmüş, tüm Türkiye'de Edirne'den Kars'a hızlı bir şekilde 3000 üyeye sahip bir kurum haline getirilmiş, geriye dönük yapmış olduğu fonlamalarla ve fon ödemeleriyle kendisini artık kanıtlamış, demir yollarında kabuğuna sığmayan bir vakıf haline gelmiştir kıymetli arkadaşlarım. Allah'ın izniyle sizlerin de desteğiyle, sizlerin de emeğiyle artık çocuğumuzu gönderdiğimiz üniversitede bir yurtta kayıt yaptırdığımızda şucunun yurdu, bucunun yurdu, şu siyasi görüşe sahipmiş, bilmem ne cemaatine sahipmiş gibi kaygılar taşımadan kendi vakfının yurdunda öğrencisinin güvenli ellere, emin ellere teslim edip evine dönen kamu çalışanlarının sahip olduğu bir vakıftan bahsediyoruz Allah'ın izniyle. Hep birlikte el ele verdiğimiz takdirde tüm illerde, 81 ilde oluşturacağımız kurum ve kuruluşlarımızla, sigorta acenteliklerimizle, bakım evlerimizle, misafirhanelerimizle tüm kamu çalışanlarının burası benim diyeceği bir vakıftan bahsediyoruz inşallah arkadaşlar. Bunun tanıtımı anlamında her bölgede kıymetli arkadaşlarımız, gerek İlhan Şahin, gerek Şakir Arttürk, kıymetli Bülent abimiz, inanın gönüllerini ortaya koydular. Dediler ki, senin elinin altında 600 tane, 700 tane üyesi olan Ankara'n olabilir. 1000 tane üyesi olan Adana'n olabilir. 700-800 tane üyesi olan Mersin'in olabilir. Ama el ele veren birlik beraberlik içerisinde bir kırık kalemiz var. İnşallah bu kırık kalede ilk şubeyi, ilk eğitim tesisini biz kuracağız dediler. Yola çıktılar. Biz de daha kendi iş yönetmeliklerimizi, kendi yapımızı Adana'da hazırlayıp tüm resmi işlemleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün nezdindeki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yeminli mali müşavir talebimizi geri çevirmemesi üzerine yeminli mali müşavirle de aylık denetim ve tasdik anlaşmamızı imzaladıktan sonra yola çıktık ve tabii ki sürekli bizi çalışma şekilleriyle daha çok ateşleyen Kırıkkale'ye de ilk deplasman maçına çıkmış bulunmaktayız. Dün akşamdan bu tarafa gösterilen ilgiyle alakadan dolayı da çok teşekkür ediyorum. İnşallah az önce saymış olduğum projelerimizden birincisini tamamladık ve üyelerimize teslim ettik. 40 daire, 2 blok, 1 iş yeri inşaat çalışmamızı tamamladık. 5711 metrekare bir arsa anlaşmamızda bu hafta için netleşti. Diğer hafta içerisinde de inşallah tüm tapu işlemlerini yaparak Adana'da bir 70 dairelik çalışma daha başlatacağız. Talep gelirse, destek gelirse buradaki ekibimiz ve sendika ve dernek başkanlarımızın kurmuş olduğu heyetin de, şubenin de, temsilcilerimizin de burada sizlere hizmet etmesini, sizlerin de el ele vererek bu kurumu daha yukarılara taşımanızı rica etmek üzere yanınıza geldik. Az önce de arkadaşlarım bahsettiler. Bu fonlama sisteminde 1.65 katından başlayıp 3 katına kadar giden bir kazanç söz konusu. Tabii ki burada bugüne kadar üyelerine kredi vererek küçük çalışmalarla, küçük inşaat çalışmalarıyla beslenen bir sandığı vakıflaştırıp hem denetimsel anlamda, hem güvence anlamında, hem de tüm kamu çalışanlarının katılım sağlayabileceği daha şeffaf, daha denetlenir bir hale getirdikten sonra yola çıkmak tabii ki uygun olandı. Biz de o anlamda yola çıktık. Sistemimizi kataloglarımızda tanıttık. Küçük bir sunum hazırlamış arkadaşlarımız, onunla tanıtmaya çalıştık. Oranlar yönetmelikle sabittir. Bu oranları herhangi bir üyemiz oradaki tablolara bakarak da, oradaki tablolar ve yönetmeliği okuyarak da kendilerine bir tabloya örnek alarak bir ödeme planı çıkarabilir. Herkes gücü yettiğince bu sisteme dahil olabilir arkadaşlar. Kredi imkanlarımızla ilgili bilgiler de var. Ayrıca başarılı öğrencilerimize üye sayımızın 50'de biri kadar, yani şu anki üye sayımıza göre inşallah bu yılki YGS'ye 60 öğrencimize karşılıksız 150 lira dayanışma burs yardımı da bulunmakta. Vakfımızda üyelerimize özel çalışmalardan vefat yardımlarımız bulunmakta. Allah korusun, tabii ki gönül istemez ama eş ve çocukların kaybı durumunda vefat yardımımız bulunmakta. Üyemizin vefatı durumunda birikmişlerine yapılan emekli uygulamasının haricinde de ailesine vefat yardımımız bulunmakta. Her anlamda
üyesinin yanında olmaya çalışan bir vakfı tanıtmak için geldik arkadaşlar. Kredilerinde 3 ayda bir tüm banka faiz oranlarını göz önünde bulunarak banka faiz oranlarının altında masraf payıyla kredi veren ancak tabii ki söz konusu nemaları ve vakfın geleceğiyle ilgili sıkıntı yaşanmaması adına çok aşağıda, çok uygun şu an için, şu anki üye sayısıyla çok aşağıya inmemek kaydıyla kredi verebilen bankalar faizi altında da üyesini ezdirmeye çalışan bir vakfı tanıtmaya geldik inşallah. Ben bu anlamda ilgi ve alakanızdan dolayı, gönlünüzle buraya gelip bize destek olma çabasından dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizimle ilgili bizim olmadığımız yerlerde bizim kurumumuzu anlatan, daha önce kurumumuza üye olup bunun nimetlerinden faydalanıp arkadaşlarına bu kurumu anlatan arkadaşlarıma teşekkür ederek sorularınızı bekliyorum. Yaptığından dolayı memursal olarak yine teşekkür ediyoruz. İnşallah İlhan Bey'deki çalışma aşkını, şevkini, azmini biz her zaman gördük. Çalışma aşkını, şevkini buradaki şubede göstereceği kanaatindeyiz. Adana'daki genel merkezin aynısını şube olarak burada faaliyet olarak göstereceğini düşünüyoruz. Ve üye sayısını bir an önce artırıp gerek eğitim gerekse emeklilik fonunda arkadaşlara fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederim hocam. Evet, Sayın Başkanım güzel bir toplantı oldu. Sayın Genel Başkanım güzel bir konuşma yaptı. Ne diyeceğiz? Buyurun efendim. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bize ilgi gösterdiniz, davetimize icap ettiniz. Ayrıca tüm sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. En önemlisi Sayın Genel Başkanımıza ve Genel Merkez yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Türkçev Kırıkkale'de önemli bir işi başarmak için yola çıktı. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Türkçe Vola Kırıkkale'deki özellikle kamu çalışanların bir araya gelme eksikliğini ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Misafirlerimiz Türkçe ile ilgili akıllarına gelen her türlü soruya cevap buldular sanıyorum. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Başta Genel Başkanımız olan. Olmaz öyle. Evet Sayın Başkanım, Sayın Genel Başkanım. Ne diyeceğiz? Öncelikle kamu çalışanların birlikten kuvvet doğar sözüyle yola çıkmalarını ve kendi bulundukları bölgelerde gerek çocuklarının gerekse kendilerinin geleceğini daha güçlü bir hale getirmek için tüm kamu çalışanlarının bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka her kurumun kendi içerisindeki çalışanlarının kurmuş olduğu dernekler ve vakıflar mevcut. Hep biz diyoruz ki kendi içlerindeki dernek ve vakıflara sahip çıktıkları kadar tüm kamu çalışanları ve emekleri vakfına da sahip çıktıklarında bu örgütsel gücün çok daha güzel dönüşümü olacağına inanıyoruz. Hem emeklilik anlamında hem de mevcut hayatlarında çocukları ve aileleri için, kendileri için gelecek tesis edeceklerine inanıyoruz. Bu güzel ekibe de Kırıkkale'de yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürü borç bilirim. Ben teşekkür ederim başkanım. Sağ olun.